Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ekranlar başında bizleri izleyen değerli yurttaşlar, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Bugün ülkemiz ve halkımız için son derece stratejik öneme sahip tarım bütçesini görüşüyoruz. Gıda egemenliğimiz ve tarım olmadan yaşam olmaz ilkesi gereğince tarımı mutlaka desteklemeli ve korumalıyız. Ülkemiz hariç tüm dünyada dünyadaki tüm gelişmiş ülkeler tarımlarını desteklerken maalesef bizim ülkemizde tarım şu anda desteklenmiyor. Tarım korunmaya muhtaç bir sektördür. Tarım desteklenmeye muhtaç bir sektördür. Bakalım bizim ülkemizdeki tarımla diğer ülkelerdeki tarım durumu nasıl bir kıyas yapalım. Sizin döneminizde çıkan 2006 yılındaki tarım kanununun 21. maddesi gereğince değerli arkadaşlar 2024 yılında verilecek destek miktarı 412 milyar olması gerekiyordu. Ancak siz ne yapıyorsunuz? Bu desteği 91 milyar lirayla sınırlandırıyorsunuz. Kanuna uymayarak suç işliyorsunuz değerli arkadaşlar. Suçunuzu bastırmak için de algı oyunlarına girişiyor, gerçeği de saptırıyorsunuz. Şimdi burada biraz sonra Sayın Tarım Bakanı çıkacak diyecek ki OECD raporlarına göre şöyle yaptık, böyle yaptık diyecek. OECD demek ekonomik kalkınma ve işbirliği örgütü. OECD raporuna göre %2.3'ü bulan desteklemelerin içerisinde çiftçiye verilmiş faizli kredi var, borç verilmiş kredi var, geri alınacak. Emtia var, borç verdiğiniz emtialar var, gübresi, tohumu var. Ama tarım kanunu emredici hükümde diyor ki %1'inden aşağı veremezsiniz diyor değerli arkadaşlar. 2002 yılında ise Avrupa'da Avrupa Birliği'nin toplam bütçesi 168 milyar euro. Bu bütçeden tarımına tam 53 milyar euro ayırıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 1.7 trilyon dolarlık bütçesi var. Bu bütçenin de %17'sini daha artırıyor. Tarıma ayırdığı bütçe 70 milyar TL'nin üzerine çıktı. Onlar sürekli tarımına bütçe ayırırken, desteklerken bizim ülkemizdeki çiftçilerimiz, tarım sektörü maalesef bitik durumda, cayır cayır yanıyor. Değerli arkadaşlar, 2021 yılında bir başka destek olan mazot, mazotun litresi 7 liraydı. Ama bugüne gelindiğinde 2 senede tam 6 kat arttı ve 40 liraya dayandı. Türkiye'de çiftçilerin kullandığı mazot 3-3,5 milyar litre, yani yaklaşık çiftçinin cebinden 120 milyar TL para alıyorsunuz. Değerli arkadaşlar, AKP eliyle çiftçi, işçi, esnaf, memur tamamı bütün sektörü bitirmişsiniz. Saray iktidarı artık tam olarak zam ve kriz rejimine dönüşmüş. Pazardaki insanların fileleri boş geliyor ama milleti siz açlıkla terbiye ederken birileri mecliste mangal partileri düzenliyor değerli arkadaşlar. Sizi Türk halkına, milletimize şikayet ediyorum. Çiftçi öyle zorda ki ne yapacağını şaşırmış durumda. Borca batmış, icralık olmuş. Ahırı, ineği, danası hepsi haciz altında. Narenciye'de limon dalında çürümeye terk edilmiş değerli arkadaşlar. Terk edilmiş. Şu portakal ve limon, buraya biz manav gösterisi yapmaya gelmedik. Mandarin, limon hepsi şu anda dalında çürüyor. Çürüyor, çiftçi satamıyor. Milli servet dediğimiz ağaçlar sökülüyor. Gelin hep beraber bu çiftçinin arasına girelim. Dinleyelim, gerçekleri görelim değerli arkadaşlar. Bu sıfır bedelle çiftçinin elinden çıkarken bila bedel sebil olmuş, markette ise 20 lira. Üretici zarar ediyor, tüketici de pahalıya tüketiyor değerli arkadaşlar. Sorun burada. Bu gördüğünüz pamuk değerli arkadaşlar, beyaz altın olarak anılırdı. Bolluğun, bereketin simgesiydi. Maliyeti 25 lirayı geçiyor ama bu yıl çiftçinin elinden maalesef 17 liraya çıktı. Anasının ak sütü gibi helal şekilde üreten çiftçinin beyaz altınının kara talihi oldunuz. Bunu lütfen kara talih
Bitirelim lütfen. Değerli arkadaşlar, bu başımdaki şapka çiftçinin alın teridir, emeğidir. Elleri öpülesi çiftçinin simgesidir. Siz bu memleketin çiftçilerini ürettiğine, emeğine pişman ettiniz. Çiftçinin ocağını söndürdünüz. Çiftçiye şapkasını ters giydirdiniz. Lanet olsun böyle politikaya. Lanet olsun böyle bütçeye. Değerli arkadaşlar, hayvancılığı bitirdiniz. Hayvancılığı bitirdiniz. Süt, et, yem çiftçi üretici alamıyor. Ama aldığımız duyumlara göre şu anda çok büyük bir et ihalesi peşindesiniz. Değerli arkadaşlar, yazıktır, günahtır. Üreticiyi görün. Sütle, etle yem paritesini muhakkak koruyun, kollayın. Ve yine balıkçılık sektörü tüm Türkiye'de olduğu gibi Karataş ilçemizde maalesef zor günler yaşıyor. Balıkçılıkta da acil eylem planları.